Diş gıcırdatma belirtiler verir mi? Nasıl başlar? Diş gıcırdatmanın en büyük belirtisi hastadaki çene yorgunluğudur. Hmm. Yani çok uzun süre bir şey yemiş, bir şey çiğnemiş, saatlerce işte sakız çiğnemiş veya çerez yemiş derecesinde bir... Önce böyle başlar. Hasta diş gıcırdattığını veya çene sıktığının farkında değildir. Sonrasında daha ileri aşamalarda eklemlerde rahatsızlık olur. Eklem ağrılarından şikayet eder. Ağzını açtığında, her açtığında ufak bir çorba kaşıklarken bile çenede ses geldiğini, kıtlama sesi geldiğini söyler. Genelde ilk belirtileri bunlardır. Evet. Sonrasında... Diş gıcırdadan sabah bir kere yorgun kalkıyor, o tabii, kesin. Tabii, gün içerisinde değil, sadece gece gıcırdatıyorsa sabah çok ciddi bir şekilde çene yorgunluğu, kas ağrısı oluyor. Çok enteresan. Yani yüzde kas ağrısı da ve yorgun uyanmak da aslında ne kadar sağlıksız yani bir şey. Yani çene kaslarında düşünün, vücut kasları gibi. Tabii. Çok fazla eğer body yaparsanız, kardiyo çalışırsanız nasıl tabii. Eklemlerinde laktik asit birikip ağrılar oluşuyor. Çene kaslarında da aynı. Bir süre sonra vücudunuzda çalıştırdığınız bölgeyi nasıl o kası büyütüyorsanız ciddi diş gıcırdatan hastalarda tamamen köşeli bir yüz profili vardır. Buralardaki kaslar tamamen gelişip gelişir. Buradaki çene bağlandığı yerde hakikaten kaslarda büyüme oluyor. Aman çok Allah'ım. Belirgin profilleri vardır. Genetik özelliği var mıdır diş gıcırdatmanın? Çok yok. Yani kesinlikle yok diyemem. Ama genetik olarak da hani nasıl diyeyim %5 kadar belki. Evet. Onun dışında %95 bizim habitüel dediğimiz işte yanlış kron olabilir, dolgu olabilir. Ama psikolojik etkenler, bilinçaltı çok daha fazla. Bilinçaltı. Evet. Stres midir diş gıcırdatan en başlıca konu? Stres evet çok büyük faktör. Değil mi? Evet, bilinç altında. Rüya görürken insan diş gıcırdatır mı mesela? Tabii gıcırdatabilir. Olabilir. Tabii, anlık bir şey de olabilir. Stresli bir rüya görüyordur. Aynen. O anda olabilir. Ama sizin bizim bahsettiğimiz bu anlık gıcırdatmalar değil. Değil. Sürekli, evet, sürekli diş gıcırdatan. Diyoruz. Sürekli diş gıcırdatan hastalardan bahsediyoruz. Mutlaka bilinç altında bunu tetikleyen bir faktör oluyor mutlaka. Ve bunu çözmek gerekiyor elbette. Evet, evet. Ve peki kişi bunun ne kadar sürede farkına varır? Genellikle biraz önce söylediğim gibi kişi kendi farkına varmıyor. Yanındaki evet partneri, beraber ödüğü çocuğu, eşi yani bunlar olabiliyor. Sadece anlamlandıramadığı sabah kalktığındaki bu en büyük ifade. Ben çenem ağrıyor, dudaklarım işte uyuşuyor. Ben bir türlü yüz olarak rahat kalkamıyorum, uyuyamıyorum. Ve genelde bunu rutin olarak bunun için gelmiyor hasta. Bir dolgusu veya başka bir sıkıntısı olduğunda. Bunu da söylüyor arada. Hmm. Doktorum size bir şey söylemek istiyorum ama yani anlamlı mı bilmiyorum ama işte yüzümde bir ağrı oluyor. Sabahları kalktığımda rahat uyanamıyorum diye bahsediyor. Biz de o zaman mutlaka şey yapıyoruz. Bir röntgen alıp evet.